Bu sefer önümüzde SP Connect'in Wedge Case seti var. İlk önce ne işe yaradığını söyleyeyim. Ondan sonra ben ne amaçla aldım, ne için, nasıl kullandım ve sizin ihtiyacınız var mı yok mu diye kafanızda yeni bir pencere açayım. Çantamız su geçirmez. Etrafındaki fermuar sisteminden zaten anlayabiliyorsunuz. Çantayı açtığınızda da içinde telefon ve isterseniz gözlük sığabilecek güzel bir alan yapmışlar. Ve bayağı güzel bir kumaş kullanmışlar. Çizmeyecek. Üstte de minik bir cebiniz var. Üst tarafta bir tane bağlantı görüyorsunuz. Bu bağlantı şu anda çevirici var üstünde. Ben bunu normalde günlük kullandığım için de üstüne çeviriciyi taktım. Bazı iPhone kılıflarında ya da Samsung kılıflarında ne kullanıyorsunuz? Farklı bir sistem olabiliyor. Onun için SP Connect'in çeviricisini kullanıyorsunuz. Ön tarafta bir tane daha bağlantı noktası var. Burası ışık bağlantı noktası. Biraz sonra söyleyeceğim sebepten dolayı. Alt tarafta da nereye takacaksınız? Oranın bağlantısını, mountunu kullanıyorsunuz. Kutuyu açtığımız zaman içinden iki tane set çıkıyor. Bir gidon seti, bir de direkt vida seti. Şöyle dökelim elimize. Şimdi, alyan geliyor. İki farklı kafası var bu alyanın. Hem ince kafa var, hem kalın kafa var. Ee, bir tarafıyla birini sıkıyorsunuz, bir tarafıyla birini sıkıyorsunuz. Kesinlikle herkesin evinde bulunması gereken bir alyan. Neden bütün alyanları böyle yapmıyorlar bilmiyorum. Vidamız var. Vidamızla beraber bir tane direkt vidanın üstüne takılacak bağlantı, mount sistemimiz var. Ondan sonra da sıkıştıracak bir tane kemerimiz. İkinci geniş kemer. Ve kemerle beraber ikinci mounting sistemimiz. Şimdi bu mount'u gidona takıyorsunuz. Bu mount'u gidona taktıktan sonra da bu çantayı tık diye üstünden geçiriyorsunuz. Gidonunuzun üstünde bir çantanız oluyor. Gidon üstü çantası diyebilirsiniz buna. Şimdi bu set bisiklet için. Bisiklet için çok güzel bir çanta seti üretmişler. Ve bisikletçiler yurt dışında herkes kullanıyor. Bir sürü videosunu gördüm. Bunu gidona takmak için kullanıyorsunuz bu mounting sistemi. Bunu da gidonun üstünde genelde kapak vidaları olur bisikletlerde. O gidonun orta göbek rulmanı mı diyorsunuz? Rulmanın olduğu yeri söküyorsunuz. Bu vidayı oraya sıkıştırıp tekrardan daha aşağıda daha böyle slick görünüm derler ona. Daha aerodinamik bir şekilde çantanızı bağlayabiliyorsunuz. Bu çantayı motorun gidonuna takmaya karar verdiğimde üzerinde zaten hali hazırda bulunan bir telefon mountu olmasından ve motorun üstünde ekstradan bir telefon tutucu taşımak istememenden dolayı aklıma bir fikir geldi. Üzerindeki SP Connect telefon tutucuyu aşağı doğru eğdim 90 derece ve 180 derece terse doğru döndürdüm. Bu çantanın zaten alt tarafında bir tane mounting point var yani bir yere takabiliyorsunuz. Gidon üstünde uzakta bir çantadansa biraz kendime çekebileceğim bir çanta sistemi üretebileceğim o anda böyle bir aklıma geldi. Ve olur mu olmaz mı derken şu parça tekrardan gözüme takıldı. Hali hazırda üstü vidalı zaten bir parçamız var. Motorun değil aslında bisikletin gidonuna takmak için. E zaten telefonun tutucunun ortasını da alyanla tutan bir sistem vardı. O alyanla tutan sistemi çıkardım. Onun yerine bunu cuk diye taktım. Çantayı da üstüne çağ diye yerleştirdim. Bundan sonra da hem telefon tutucum oldu hem depo üstü çantam oldu. Neden depo üstü çanta diyorum? Artık gidon üstü çanta demiyorum. Çünkü telefon tutucu sayesinde bayağı deponun üstüne kadar geldi ve her şeyi benim için gerçekten kolaylaştırdı. Şimdi bu depo üstü çanta hikayesi nereden çıktı? Yakın zamanlarda Himican'la güzel bir Bolu Düzce turu yaptık. Hanım ben arkadaşımla beraber Güzel bir kampa gittik. Yağmur yağma riski vardı o yüzden soğuk diye yağmurluklarımızı da giydik. Her benziyce durduğumuzda bir kart çıkar, eldiven çıkar, onunla uğraş, e, telefon içeride duruyor. Çaldığında kim arıyor, ne oldu, ne bitti derken ben dedim depo üstü çanta bu motora koymam gerekiyor. Çiziyor ama bir şekilde uyduracağım. Uydurmak istediğim depo çantada istediğimden daha güzel bir şekilde oldu. Bisikletçiler için müthiş bir çözüm olacak bu çantanın, motorcular için bu kadar iyi bir çözüm olacağını ben o kadar da düşünmüyordum. Yani bir şekilde uyduracağım diyordum ama bu kadar iyi olacağını gerçekten düşünmüyordum. İyi ki almışım, iyi ki yapmışım. Eğer siz de depo üstü çanta takmak istemiyorsanız, çiziyor veyahut hatta nal alma konusunda soru işaretleriniz varsa, çantadan fazla parayı nala vermek istemiyorsanız çok güzel kullanabileceğiniz bir seçenek. Direkt gidona da takabilirsiniz bu arada. Ben ekstradan zaten telefon tutucum olduğu için biraz daha güzel bir sistem yaptım. Ama gidona takıldığı zaman da içine telefonu koyabileceğiniz, isterseniz üstüne takabileceğiniz karşıdan herhangi bir çamurda, yağmurda etkilenmiyor telefonda aşağıda olduğu için. İçini de rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir çantanız olur. Şöyle bir söz var. Bir şey işe yarıyorsa aptalca değildir. O yüzden bu güzel oldu, iyi oldu. Her şeyden önemlisi mantıklı oldu. Ben de size küçük bir video çekmiş oldum merak eden arkadaşlar için. Böyle bir seçeneğimiz de var. Aklınızda bulunsun. Nereden alabiliyorsunuz peki? Motomax.com.tr ya da Motomax'ın Hasan Paşa mağazasından alabiliyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Kendinize motorunuzu, ekipmanlarınızı sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Şimdi ben bunu motorun üstünden söktüm size göstermek için. Tekrardan montajına girmem lazım.